Halk TV'den herkese merhaba. Bugünün konuğu Cumhuriyet Halk Partisi 26. dönem milletvekili Sayın Gülay Yedekçi. Ağırlıklı olarak yerel seçimleri konuşacağız. Ayrıca gündeme ilişkin önemli konular var. Onları da masaya yatıracağız. Türkiye İş Bankası'nın hisseleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde. Daha önce de İş Bankası'nın hisseleriyle ilgili CHP'nin İş Bankası'ndaki temsili göreviyle, temsili ağırlığıyla ilgili gündem olmuştu. Farklı kesimler CHP'ye yönelik, CHP'yi hedef alan bazı açıklamalar yapmıştı. Yeniden bu konu Türkiye'nin gündemine getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bu konuyu da konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce dedim ki daha önce de farklı kesimler bu hisseleri gündeme getirmişti. Kimdi onlar? FETÖ'cüler. Dönemin Zaman Gazetesi, dönemin Bugün Gazetesi, dönemin FETÖ'nün yayın organları Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'ndaki o temsili ağırlığından rahatsızlık duyuyorlardı. Fakat o konu kapanmıştı. Ancak şimdi yeniden açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki İş Bankası'nın hisselerini alacağız CHP'den diyor. Ancak CHP'nin İş Bankası'ndan bir kazancı yok. Atatürk'ün, Ulu Önder'in mirası üzerine İş Bankası'nın hisselerinin küçük bir kısmı Tarih Kurumu'na gidiyor. Tarih Kurumu'nun amacı da Türk tarihini doğru bir şekilde anlatabilmek ve geçmişimizle ilgili bugünün gençlerini aydınlatabilmek. Bu kadar basit. Aslında kötüye kullanılan bir şey de yok ortada. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bazı insanlar vardır. Her geçen gün o insanları daha iyi anlamaya başladığınızı hissedersiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığımın her geçen gün artması da daha çok tanıdıkça oluyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük deha, dünyanın da en büyük liderlerinden biri. Belki de bugünler için Cumhuriyet Halk Partisi'ne İş Bankası hisselerinin yönetiminde 4 kişinin yönetim kurulu üyesi olması ile ilgili bir miras bırakmıştı. Ve bu mirasın sizin de az önce söylediğiniz gibi Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nda değerlendirilmek üzere bırakmıştı. Geleceği bu kadar öngörebilen, bu kadar vizyoner bir insanın kurduğu bir cumhuriyette iktidar sahiplerinin daha okuyarak, daha tarihi bilerek ülkeyi yönetmesini isterdik ve dilerdik. Maalesef kötü günler yaşıyoruz ama daha önceki bazı hükümette yetkili olanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayrimenkullerine el koyma, bunlara kayyum atama gibi bazı çalışmalar yapmaya gayret etmişlerdi. O hükümetlerin sonu ortada. Şimdi İş Bankası Türkiye'deki en iyi bankalardan bir tanesidir. Şu anda bu kadar derin bir krizin yaşandığı ülkemizde İş Bankası kadar iyi konumda olan bir banka yoktur. Bu da yandaşların kayrılmaması, yönetimin bilime, kişilerin çıkarlarına göre değil, bilime ve iktisadi referanslara göre yapılıyor olmasından dolayıdır. Bugün kamu bankalarına baktığınızda ya eski iktidar partisi milletvekillerinin görev aldığını ya da onlara çok yakın isimlerin görev aldığını görebilirsiniz. Bugün ortada da onların işte döviz kuru spekülasyonlarından bugüne kadar yönetimlerindeki eksiklikleri ve yandaşlara verdikleri bütçelere kredi ve karşılıksız kredileri de görebilmekteyiz, evet. Üzülerek. Onun için İş Bankası'na bu saldırıyı manasız buluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partinin bir üyesi olarak, eski bir milletvekili olarak da şunu söylemek isterim. Devletçilik bizim altı okumuzdan bir tanesidir ve devletimizin en iyi bankalarından biri olan İş Bankası üzerine de böylesi soru işaretli cümlelerle yaklaşmak doğru değildir, yanlıştır. Dışarıdan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen insanlar varsa da onları bu işlerden soğutacaktır. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası kişilere, iktidarlara göre değişebilir bir şey değildir. Mirasıdır ve biz bu mirası tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi sonsuza dek koruyacağız ve onun istediği gibi, Yüce Önderimizin istediği gibi Türk Dil Kurumu'nda ve evet. Türk Tarih Kurumu'nda gençlerimize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz şiarıyla bu mirası kullanmak
zorundayız. Evet. Bu bizim görevimiz. Şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hukuki vasiyeti, evet, hukuki mirası, yanına noteri çağırarak şahitler huzurunda ölümünden kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti'ne bıraktığı miras. Evet. Fakat bir de Atatürk'ün manevi mirasları var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti, evet, ve Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorsunuz, evet, benim iki büyük eserim vardır. Evet. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni de korumak bizim ödevimiz. Evet. Şimdi Atatürk'ün hukuki mirasına bile konmak isteyen, tırnak içinde söylüyorum, değiştirmek bu iktidar, isteyen, evet, değiştirmek isteyen doğal olarak bu iktidar öbür mirasını manevi değiştirmek mirasına, isteyecek. En büyük mirasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne de kastetmiş anlamına gelmiyor mu? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak için gerçekten o vizyona sahip olmak, o yüreğe sahip olmak gerek. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir şekilde kendisini hiç düşünmeden bu milletin refahı için, o dönemi hatırlayın. O dönem, yani bu işte bir tarihçilerin işi ama biz de okuduğumuz kadarıyla bir cümleyle sadece paylaşacağım. O dönem hatırlayın, herkes diktatördü. Padişahlıklar, diktatörlükler, evet, ama kendisi ne dedi? Benim milletim kendisini yönetebilir. Bu milletin yönetim şekli cumhuriyet olacaktır dedi. Kendisi diye de bilirdi. Ben tek başıma yönetebilirim de diyebilirdi. Kimse de hiçbir şey Avrupa diyemezdi. Avrupa 1950'lere kadar faşistti. Bakın. Yani. Ve bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden daha önce veren, evet, gerçekten muhteşem bir liderdi. Onun vasiyetini sorgulamak, değiştirmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Evet, zaten emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti demek İş Bankası demek. Emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti demek Atatürk Orman Çiftliği demek. Emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti şeker fabrikaları demek. Şeker fabrikaları yani demek. Bunları SKK aslında, kağıt fabrikası, evet, demek. Türkiye Sümer Büyük Bank Millet demek. Meclisi demek. Tabii, Türkiye zaten Büyük bunlar Millet Meclisi demek. Hedef alındı. Zaten bunlar paramparça edilmek isteniyor. Şimdi de İş Bankası'na geldi sıra. Buna karşı da Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ülkenin yurttaşları direneceklerini söylüyor. Şimdi yerel seçimlere gelelim. Hiç lafı dolandırmadan şunu soracağım. Uzun zamandır adınız Beşiktaş Belediye Başkanlığı için geçiyordu. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun kadın aday göstereceğiz dediğini de biliyoruz. Hem kapalı toplantılarda hem de farklı yerlerde, hem İstanbul için, İstanbul'un farklı bölgeleri için ama özellikle Beşiktaş için kadın aday göstereceğiz dediğini biliyoruz. Siz hiç ilan etmediniz. Olacak mısınız, olmayacak mısınız? Şimdi az bir süre kaldı. Ekim sonunda CHP'nin adayları açıklanacak diye yazılıp çiziliyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na adayım. Ve Beşiktaş'ta gerçekten yaşanabilir, dürüst, şeffaf, aydınlık bir belediyeyi beraberce Beşiktaş halkıyla ve Cumhuriyet Halk Partililerle beraberce kurgulayacağımıza da yürekten inanıyorum. Evet, siz 17 yıldır Beşiktaş'ta yaşıyorsunuz, evet, değil mi? Koyu bir Beşiktaş, evet, taraftarı olduğunuzu İyi bir biliyorum. Beşiktaş, beraber maçlara, evet, gitmişliğimiz bile var. Evet. Ben Trabzonsporluyum, evet, ama Beşiktaş'ın çaktırmadan beraber izlemiştik. Evet, izlemiştik. Sizinle. Hatırlıyorum. Oğlum da vardı yanımızda. Evet. Güzel, çok güzel bir semttir Beşiktaş. Beşiktaş aslında İstanbul'un en yaşlı, en genç semti olarak adlandırılabilir. İnsanların birbiriyle diyaloğunun arttığı, insanların huzurla, mutlulukla yaşayabileceği Beşiktaş için biz, evet, hazırız. Ve projelerimizle hazırız. Ve geleceğe dönük anlayışımızla birlikte hazırız. Evet, şimdi onları konuşacağız. Çünkü sosyal demokrat belediyecilik nasıl olur, nasıl olmalı? Değişen şartlar sosyal demokrat belediyeciliğin ilkelerini de, şartlarını da değiştirir mi? Bunları konuşacağız ancak şunu da sormak isterim. Partinizle görüştünüz mü? Partiniz size aday gösterecek mi? Ben bir gazeteci olarak daha fazla bilgi almak isterim bu konuda. Anladım. Yani bir çünkü siz ön seçimden çıkan bir milletvekilisiniz. Evet. Bazı ilçe başkanlarının CHP'de ön seçim talep ettiği de söyleniyor. Partinizin aday belirleme yöntemi ne olacak? Bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi misiniz? Sizi mi aday gösterecek? Ön seçim mi yapılmak isteniyor? Beşiktaş halkı ne düşünüyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Ben ömrüm boyunca bu gururu yaşayacağım. İstanbul'un ikinci bölgesinde çok kıymetli üyelerimizin oylarıyla ön seçimle milletvekili olmuş bir kişiyim. Ve bütün tercihlerin,
bütün aday belirlemelerin ön seçimli olması gerektiğine inanıyorum. Yani milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin tamamının ön seçimle belirlenmesini istiyorum ve ön seçim talebimiz bizim adayla düşünmeye başladığımız ilk günlerden beri mevcuttur. İnşallah ön seçim olur. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama duymadık. Bu tabii partimizin yöneticilerinin vereceği bir karar. Biz ön seçimin olması gerektiğini ve Beşiktaş'ta yaşayan Cumhuriyet Halk Partililerin kendi belediye başkan adaylarını kendilerinin belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii kadın aday önemli ama nasıl bir kadın aday? Liyakati olan kadın aday, kenti bilen kadın aday ve partili kadın aday olmalı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömür veren çok sayıda gencimiz, kadınımız varken dışarıdan devşirme adayların olmaması için de ön seçim gerekli ve şart aslında. Umuyorum ve diliyorum ön seçim yapılsın ve liyakatli insanları örgütümüz her zaman için seçmiştir. Bundan sonra da evet, seçecektir. Doğru kişiyi bulacaktır. Şimdi ön seçim olmazsa bunun kriterleri ne olmalı? Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul için dedi ki başarı öyküsü olan bir aday göstereceğiz dedi. Geçmişinde büyük başarılara imza atmış birini aday göstereceğiz dedi. Mesela bu İstanbul için söylediği kriter, ancak bütün CHP'nin adayları için bu kriter geçerli olacaktır sanırım. Siz aynı zamanda milletvekilliği döneminizde belki çok fazla bilinmiyor, ancak mimarsınız, akademisyensiniz, öğrenci yetiştiriyorsunuz, kent yönetimi konusunda uzmansınız. Yani sizin asıl alanınız buydu parlamentoya girmeden önceki yoğun olduğunuz çalışmalar kent üzerineydi. Şimdi başarı öyküsü olan birinin kriter olarak belirlenmesi ön seçimin dışında iyi bir alternatif mi sizce? Tabii ki, yani gerçekten de liyakat önemli bir şeydir. İnsanların liyakatına göre değerlendirilmesi çok önemlidir. Kenti bilen insanların, kenti yönetebilecek insanların belediye başkanı olması o kente daha çok katkı sunacaktır. Çünkü belediyelerin yaptığı her hizmet insanları doğrudan etkilemektedir. Ve liyakati olan, kenti bilen, kadın, genç adayların hem ülkeye hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük oranda katkıları olacaktır. Hem de o kentte yaşayan insanlara yaşam standartlarını artırmak konusunda önemli katkıları olacaktır. Mesela benim belediye başkanlığımda Beşiktaş'ta yaşam standardı daha da yükselecektir. Nasıl olacak? Şöyle, mesela bizim Beşiktaş'la ilgili projelerimizden bir tanesi kendi cephesini kendi yenileyebilen taşlar vardır. Mesela Paris'teki kiliseyi hemen hemen herkes bilir. Bir çeşit kalker taşıdır o taş. Ve yağmurla kendi cephesini yeniler. Deprem bir gerçek. Deprem gerçeğiyle birlikte hepimizin karşısına çıkan o kentsel dönüşüm ve sokak ıslah çalışmalarında, tabelaların ıslahında o klimalar ve onların eklentilerinin kaldırılmasıyla birlikte oluşacak olan yüzeylerin renovasyonunda mutlaka kendi cephesini kendi temizleyen taşlar, malzemeler kullanılmalıdır. Ve mesela çarşı çok sayıda insanın beraberce yürüdüğü, çeşitli sosyal aktivitelerin yapılması gereken bir alandır. Sanat sokakları vardır dünyanın çeşitli ülkelerinde. Mesela o bizim kartal heykellerimizin olduğu alan bir çarşı. Sanat sokağı, evet, çarşıdaki o kartal heykellerimizin olduğu alan bir sanat sokağı haline dönüştürülebilir ve çok sayıda insanın orada geziyor olması da şöyle bir avantaja çevrilebilir. Yerlere döşenecek olan güneş panellerinden elde edilecek olan, yani kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesiyle birlikte oradaki esnafın elektrik ücretini ödememesi, evet, minimuma indirmesi ya da hiç ödememesiyle ilgili bir pilot uygulamayla başlanılıp çarşının tamamına daha sonra yayılacak bir çalışma olarak düşünülebilir. Mesela Barbaros Bulvarı'nın başına yapılan bir heykel var. O heykeldeki, elbette ki telif hakları dolayısıyla o heykele müdahale edilemez ama cam yüzeyler, dünyada teknoloji gelişiyor. Gün geçtikçe daha da gelişiyor. Şimdi cam yüzeyi ileri düzey teknolojide bir püskürtme ile, bir mürekkep püskürtme gibi, orası duvar, tromp duvara dönüyor ve güneşi absorbe edebiliyor. Mesela oralar o meydanın aydınlatmasında kullanılabilecek enerji etkin sistemlere dönüştürülebilir. Yani Beşiktaş sürdürülebilir enerji sistemlerinin kullanıldığı ve insanların huzurla, mutlulukla ve güvenle gezebildiği yerler haline gelebilir. Mesela Londra'da yapılan bir çalışmada
aynı watt'taki ampulü kullanılarak farklı aydınlatma yöntemiyle suç oranlarının azaltıldığını görebiliyorsunuz. Kent ve suç oranlarının azaltılması çok önemlidir. Benim bu konuda akademik çalışmalarım da vardır. Ve bu konunun özellikle Beşiktaş gibi merkez ilçelerde büyük sorun olduğu da açıktır. Parkların aydınlatılması, özellikle insanların daha az gezdiği yerlerde aydınlatmaların yapılması, araç güvenliği ve insan güvenliğinin sağlanması açısından çok önemlidir. Mesela bir başka çalışma olarak düşünülebilecek, mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kazanacağımızı varsayıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla da görüşülerek denize koyacağımız bir yapıyla kendi, yani ikiye bölünmüş bir yapı olarak düşünün, üste dönen bir küre, üste dönen yarısıyla deniz yüzeyinin temizliği sağlanacak ve bu dönme enerjisinin elektrik enerjisine dönmesiyle kendi enerjisini kendi oluşturacak. Orada bir arbetorum oluşturduğumuzu düşünün. Bir küçük bitki bahçesi ve bir küçük kafeterya olduğunu düşünün ve oranın insanların cazibe merkezi olduğunu ve dünyadan da çok kişinin bunu görmeye geleceğini de düşünürseniz Beşiktaş gerçek anlamda bir kültür, bir sanat merkezi olarak ayağa kalkmak durumundadır. Evet, enteresan projeler. Evet. Ama en önemlisi sanırım o çarşıda yürüdüğümüzde kendi kendine enerji üretecek. Evet. Biz ne kadar yürürsek o kadar çok enerji üretecek. Enerji ihtiyacı karşılanacak. Evet. Mesela Los Angeles'ta bir... Var mı örnekleri? Tabii, bunların çok örnekleri var. Hatta Fransa Çevre Bakanı, hatırlarsanız ben milletvekiliyken bizim Çevre Bakanı'na bütçe görüşmesinde söylemiştim. Yani Fransa Çevre Bakanı 5 kilometrelik yolu fotovoltaik pillerle döşedi ve o yolun aydınlatılması oradan geçen araçların oluşturduğu elektrik enerjisiyle karşılanıyor. Dünyada çokça örnekleri var. Mesela Hammarby diye bir kent var İsveç'te ve oradaki kentsel dönüşüm, ben bununla ilgili bir kıyaslama çalışması da yapmıştım. Çöplerin ayrıştırılarak toplanması ve bu ayrıştırma sürecinden sonra bu bazı çöplerin enerji üretiminde kullanılması, hatırlayın Norveç çöp ihraç etmişti, sanıyorum İsveç'ten ihraç etmişti ve bizim mesela şimdi yeni yapılan inşaatlarda ve renovasyonlarda cephelerde insan sağlığına zararlı hiçbir malzemenin kullanılmasına izin vermememiz gibi karbon salınımını düşürecek çeşitli malzemelerin kullanılmasını özendirmek gibi bazı çalışmalarımız olmalıdır. Çünkü bizim gerek mesleki, gerek akademik, gerek siyasi bütün çalışmalarımızın temelinde insan mutluluğu vardır. İnsanların güvenli, mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir Beşiktaş için biz hazırız. Evet. Projelerimizle hazırız, çözümlerimizle hazırız. Çünkü biz Beşiktaş'ta insanlarımızın şimdiye kadar neler yaşadığını iyi biliyoruz. Sorunları biliyoruz, çözümleri biliyoruz ve onun için de hazırız. Evet. Donanımımızla, bilgimizle, birikimimizle, şimdiye kadar yaptıklarımızla, parlamento tecrübemizle, mimar kimliğimizle, kentsel dönüşüm uzmanı kimliğimizle engelliler için yaşanabilecek bir kent olmasını da sağlama amacımızla hazırız. Biliyorsunuz ben Turuncu Bayrak önerisinde sahibiyim aynı zamanda. Erişilebilir bir kent olmalı. Yani 80 yaşındaki bir kadın da Beşiktaş'ta gezebilmeli. Bebek arabasıyla dolaşan hamile bir kadın da Beşiktaş'ta rahatlıkla gezebilmeli. Yani ve Beşiktaş yürünebilir bir kent olmalı. Bir yerden, bir ucundan bir ucuna yürüyerek ulaşabilmeliyiz. Evet. Ve sahillerine de erişebilmeliyiz Beşiktaş'ın. Evet. Peki mevcut sorunları ne? Bir bilgimiz var mı? Esnafla konuşuyorsunuz. Evet, konuşuyoruz. Neyden şikayetçiler? CHP'li belediyeden de şikayetçi olduklarını biliyorum. Yüksek emlak vergileri alındığından mesela şikayetçiler. Evet, biz daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Elbette iyi yapılan şeyler vardır, yanlış yapılan şeyler vardır. Biz namuslu, dürüst, şeffaf, ne olduğu herkes tarafından bilinen bir anlayışla geliyoruz ve şimdiye kadar hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim şimdiye kadar duruşumuz, tutumumuz çok net bellidir. Çok şükür Allah'a. Jean-Paul Sartre'ın bir sözü vardır. Hiç kimse özgeçmişini satın alacak kadar zengin değildir der. Bizim de en büyük zenginliğimiz özgeçmişimizdir. Biz çok şükür, çok temiz, alnımız ak, çok güzel bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Bugün de hala öğrenci yetiştirmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz ben Rumeli Üniversitesi'nde hala Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Aynı zamanda rektör danışmanıyım. Yani biz akademik camiadan edindiğimiz birikimleri siyaseten 27 yıldır siyaset yapan bir kişi olarak, gençlik kollarından gelen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek veren bir kişi olarak da
hem akademik birikimimi hem partili birikimimi bir araya getirip Beşiktaş'ta çok güzel hizmetler yapabileceğime gönülden inanıyorum. Ve bunu Beşiktaşlılarla birlikte ve Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Ama en çok altını çizmek istediğimiz şey şeffaflıktır. Evet. Beşiktaş'ta yaşayan herkes orada harcanan bir kuruşun nereye harcandığını bilecek. Şeffaf, çok açık, çok net olacak. Evet. Bir de biliyorsunuz benim Yeşil'le ilgili çok duyarlılığım var. Ve biz Yedikule Bostanları'nda verdiğimiz dayanışmayı hatırlıyorsunuz. Ve dünyada artık aslında kent içi tarım çok revaçta. Ve artık Beşiktaş'ta yaşayan insanlar 50 liraya organik domates almayacak. Üreticiden doğrudan doğruya tüketiciye ulaşacak yerler bulacağız. Şöyle mesela... Bizim biliyorsunuz Arnavutköy'ün üzerinde bir alanımız var ve orası aslında şu anda da küçük de olsa ekilip biçilen ve kullanılan küçük bir yer. Orayı biraz daha öğrencilere açarak orada öğrenciler domatesin nasıl yetiştiğini, patatesin, havucun nasıl yetiştiğini gelip görüp okullar oralara gezi düzenleyecek, ziraat fakülteleri de gelecek. Ve orada dayanışma halinde bir çalışma yapacağız. Yüksek katlı binaların üzerlerinin yeşil çatı olması şeklinde özendirici çalışmalarımız olacak. Yani o rezidanslardan bunalan, o sürekli hani hep söyleniyor ya beton, o betondan bunalan insanlarımızı yeşille buluşturacağız. Ve artık Beşiktaş enerji etkin, sürdürülebilir, erişilebilir ve yeşil bir kent olacak. Bunun için yapılabilecek bütün uygulamaları biliyoruz. Dünyadaki uygulamaları takip ediyoruz ve bunların Türkiye'de yapılması için de önümüzde hiçbir engel yok. Şimdi bugün Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ilginç bir iddia ortaya attı. Dedi ki CHP'nin Beşiktaş adayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman olacak. Mahmut Övür'ün böyle ilginç iddiaları var. Kulağınıza geldi mi bir şey? Ben sadece yapacağım işe bakarım. Hiç dedikodularla ilgilenmem. Odaklandığım yer Beşiktaş ve Beşiktaş'ta yapacağım işler. Ve ben şunu çok iyi biliyorum. Gerek Beşiktaş Spor Kulübü, gerek çarşı, gerek örgütümüz, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye olanlar, gerekse de Beşiktaş'ta yaşayanlar Gülay Yedekçi Beşiktaş Belediye Başkanı olsun isterler. Oo, tamam, çarşı arkanızda o zaman. İnşallah. Evet, destekliyor yani çarşı. Hep beraber sizi. Çalışıyoruz. Biz çarşının bir vicdan hareketi olduğunu biliyoruz. Evet. Hep beraberiz. Biz zaten ayrı gayrımız yok, hep beraberiz. Evet, çarşının arkanızda olduğunu bilmek önemli. Yani bunu ben tabii kendim söyleyemem. Ama oradaki arkadaşlarımızın hepsini çok severim. Beraber çalışmalarımız vardır. Bundan sonra da olacaktır. Beşiktaş hep bizim için, tabii benim için siyah beyaz çok önemli bir renk. Biz babamdan Beşiktaşlıyız, yani atadan Beşiktaşlıyız. Ben çocuklarımı Beşiktaş Koleji'ne gönderecek kadar Beşiktaşlıyım. Evet. Ama şunu çok iyi biliyorum ki çarşı sadece bir taraftar grubu değildir. Çarşı gerçek anlamda bir vicdan hareketidir. Evet. Size Van depremindeki çarşının çalışmalarını tekrar hatırlatmak hem isterim. Hem Van depremi hem her gezi zaman direnişi. Gezi direnişi zaten bambaşka bir şeydi orada. En öndeydi. Bambaşkaydı. Ama vicdan hareketi olarak da unutmamak lazım. Evet. Ben bunu biliyorsunuz meclis kürsüsünde de iki defa dile getirdim. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sloganlarıyla ilgili bazı bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Derman belediyeciliği diyor CHP. Derman belediyeciliği. Bazıları eleştiriyor. Çok arabesk bulanlar da var. Ya bu devirde derman belediyeciliği diye bir şey mi olur diyenler var. Ekmek için ekmelettin demişlerdi CHP'yi. CHP'liler topa tutmuştu. Böyle slogan mı olur diye. Ama derman belediyeciliğinin biraz altını dolduracak gibi CHP. Derdinize derman olacağız diyor. Dert belli. Vatandaşın cebi yanıyor. Ekonomik olarak krizdeyiz. Sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri nedir? Neye derman olmayı düşünüyorsunuz? Sosyal demokrat belediyecilik demek insanı öncelleyen, insanı merkeze alan, insanı daha mutlu ve daha huzurlu nasıl yaşatırımı gözeten bir anlayıştır. Ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışı bugüne kadar aslında çok başarılı örnekler vermiştir. Ve bundan sonra da verecektir. İnsanlarımızın sorunları ortadadır. Bu dertlere derman olmak da elbette Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ödevi olacaktır. Bizler de Allah'ın izniyle çıkacağız yola ve diyeceğiz ki Mustafa Kemal'in Aydınlık Partisi'nin belediye başkanları olarak bu ülkede dertli insan kalmasın, herkesin derdinin bir çaresini bulmaya gayret edeceğiz kent ölçeğinde. Evet.
Sayın Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı, geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Dedi ki saat 19'da bugün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklıyoruz. Sonuna da bir gülücük koydu. 19'u bekledik, isim bekliyordu kamuoyu. Adayımız Sensin İstanbul isimli bir video hazırlamış Cumhuriyet Halk Partisi. Onu paylaştı. Adayımız İstanbullu olacak dedi. Adayımız İstanbul olacak dedi. Nasıl buldunuz bu şey, önden bir ön kampanya gibi başladı CHP? Şimdi aslında dünya artık değişti. Dünya değişiyor. Ve gerçekten herkes yönetime doğrudan katılıyor artık. Yani mesela biz Beşiktaş'ta kent konseyinin daha da geliştirilmiş hali, yani her mahallede mahallelinin isteğine göre belediye meclisi karar alsa bile mahallenin isteği o doğrultuda değilse o uygulamayı yapmamak taraftarı olacağız. Yani vatandaş kendi sokağında ne yapılacaksa buna karar verme yetkisinde olacak ve bu kararı vermenin dışında da fikir beyan edebilecek. Mesela ben mahallemde şurada şu çocuk parkında şöyle bir şey istiyorum diyecek ya da kapımın girişinde böyle bir şey istiyorum diyebilecek. Bu ne demek? Aslında kenti kişi kendi yönetiyor demek. O mekanizma nasıl kurulacak? Bunu o, hep bu mekanizma doğrudan yönetim önce. Anlayışı. Bu doğrudan yönetim anlayışı. Bu biz zaten yani kapıları açacağız. Koltuğa oturduğumuz andan itibaren o koltukta hep beraber olacağız. Bütün vatandaşlarımızla beraber olacağız. Neden? Çünkü herkesin, Beşiktaş'ta yaşayan herkesin Beşiktaş için söz söylemeye hakkı vardır. Beşiktaş'ta yaşayan insanların Beşiktaş için söz söylemesi artık eskisi kadar zor değil. Çünkü artık teknoloji gelişti. Akıllı belediyecilik diye bir sistem var. Evet. Bu akıllı belediyecilik sistemiyle biz evinde oturan kişinin cep telefonuna karekod ya da başka bir uygulama sistemiyle tanımlayacağız sistemle her konuda görüşünü bildirmesini sağlayacağız. Ve o sayfalarımız hep açık olacak. Önemli toplantılar işte canlı yayınlarda hem de karşılıklı diyalog şeklinde olabilecek. Yani insanlar orada yorum yapabilecek ve biz o yorumlara cevap verebileceğiz. Ve akıllı belediyecilikten kastımız sadece orada yaşayan insanların işte oradaki durumları eleştirmelerine yönelik olmayacak. Mesela oraya alınacak personeller, o personellerin liyakatları, neler yapılmalı, nasıl birimlere nasıl yönlendirmeler olmalı. Çünkü biliyorsunuz ki bir kişi hiçbir zaman için her şeyi bilemez. Evet. Hiç kimse her şeyi bilebilecek bir birikimde olamaz. Ortak akıl bizim için çok önemli. Ortak aklı etkin kılacağız. Mesela özel mail ağları oluşturulabilir. Telefonlarda artık biliyorsunuz çok rahat konuşabildiğimiz bazı mesajlaşma sistemleri var. Bunlar kullanılabilir. Bunun dışında da biliyorsunuz esnaf özellikle bu market ve bakkal örneklemesinden de yola çıkarsak küçük esnaf hep sıkıntı yaşıyor. Esnafa güç verecek. Mesela Avrupa'da bunun çok örnekleri var. Mesela Yunanistan'da özellikle bir birim kurulmuş ve bu oradaki esnafın, vatandaşın sıkıntılarıyla doğrudan ilgileniyor. Hatta neredeyse noterlik bile yapacak. Mesela sizin herhangi bir kurumda bir işiniz var. O kuruma gitmeniz gerekmiyor. Belediyenin o birimine geliyorsunuz ve belediye sizin bütün işlerinizi çözüyor. Biz bunları sağlamak istiyoruz. Mesela orada küçük bir esnaf ama büyümek istiyor lokanta. Daha da büyümek istiyor. Bizim belediye bünyesine alacağımız etkin ve yetkin personel mutlak surette o insanlara yardımcı olacak. Yani girişimciliği de destekleyeceğiz. Ama öğrencileri de destekleyeceğiz. Evet. Yani öğrenci yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor, Beşiktaş'ta doktora yapmak istiyor. Beşiktaş'ta kaç üniversite var bakın? Yani çok, çok üniversite var, evet. Üniversite ve öğrenci sayısı çok sayıda. Evet. Mesela ben yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapmıştım. Şimdi siz öğrenci, evet. Öğretmen deyince onu hatırladım. Mesela onlarla bir ön görüşme de yaptık oradaki üniversitedeki arkadaşlarımla. Bazı onların mesela yaptığı yıldız buluşmaları vardır. Mesela onları Yıldız Beşiktaş buluşmaları şeklinde çarşı meydanda yapabileceğimiz, insanların yürürken bir kulak misafiri bile olabileceği çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Şimdi vatandaşlar Twitter'dan yazıyor, diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kızgınız. Küskün seçmeni, bizim gibileri nasıl sandığa çekecekler? Neler söyleyeceksiniz? Benim gibi adayları koyarak çekeceğiz sandığa. Partili, ülkesini seven,
Atatürk'ü gönülden seven, aydınlık Türkiye'yi ve geleceği aslında bir anlamda hayal eden ve projeleriyle bu aydınlık geleceği kurgulamaya çalışan adaylarla biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarını inşa edebileceğini vatandaşımıza evet, çok net göstereceğiz. Vatandaşımız bize inanacaktır. Çünkü güven inanç evet. problemi de var. Vatandaş... Ben bunu çözeceğimize gönülden evet. inanıyorum. Ve biz partili, genç, dinamik, kadın ve anne ve hayvansever ve insanlara faydalı olmak isteyen adaylarımızla evet. belediyeciliğin nasıl yapılacağını dosta düşmana Peki, göstereceğiz. Şimdi anladığım kadarıyla şunu da savunuyorsunuz. CHP'nin adayları kesinlikle ve kesinlikle CHP'li olmalı. Ve ön seçim yapılmalı. Ve ön mutlak seçim surede yapılmalı. Ön seçim yapılmalı ve ön seçimle partili şimdi, adaylar çıkmalı. Zaten ön seçim olunca partili adayın çıkma ihtimali zaten yok. Örgüt kendi üyesiyle oy veriyor ve bütün üyelerin katılımıyla ön seçimden bahsediyorum. Ve bu sefer de mutlak surette parti yemek çeken insanlar ön seçimden çıkacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu ön seçime karşı ve bazı gerekçeleri de var. Diyor ki CHP'nin üyelerinin büyük çoğunluğu neredeyse yarısı CHP üye olduğunu da bilmiyor. Unutmuş diyor. Yani bir pasif üyelik var diyor partide ki bu konuda haklı. Yani ciddi anlamda partinin kapısından bile geçmeyen CHP üyeleri var. Bunları partiye çekmek lazım, aktif üye yapmak lazım. İki diyor ki ön seçim olursa bazı bölgelerde hemşericilik ön plana çıkıyor. Şimdi Çağlar Beyciğim, değil mi? Her ilçenin şey farklı önemli. Dinamikleri var. Evet, her şey önemli ama vefa en önemli şeydir. Ben şunun altını çizmek isterim. 2015 yılında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ön seçim yaptı. Ve biz evet. o sayede milletvekili olduk. Ben her zaman için o vefayı kendisine hissedeceğim. Ön seçim Sayın Genel Başkanımızla ihtilalden sonra ve 99 seçiminden sonra ilk defa yapıldı. Çok önemli. Parti kendi öz evlatlarına dönmüş oldu. Ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren insanlar milletvekili oldu. Ve hatırlayınız o anayasa değişikliği referandumu döneminde herhalde Türkiye'deki evet. en yoğun, en direngen milletvekili grubu oradaydı. 85 tane ön seçimden gelen milletvekilimiz evet. Oradaydık ve çalıştık, mücadele ettik. Örgüt en doğrusuna karar veriyor ve en iyisini yapıyor. Elbette aktif üyelerin daha da güçlenmesi ve aktif üye ve pasif üye çalışmalarının yapılması gereklidir. Evet. Bu çalışmalar zaten benim bildiğim kadarıyla genel merkezde devam ediyor bu çalışmalar. Ama ön seçim olmazsa olmazdır, mutlaka olmalıdır. Ve ön seçimle üyeler kendi adaylarını kendileri doğrudan belirlemelidirler. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayasa referandumunda yani evet hayır kampanyasında başarılı oldu. Evet, evet oyları fazla çıktı ancak toplumun %50'si neredeyse bu kampanya sayesinde hayır dedi. Ve 17 büyük şehirde hayır oyları evetin önünde çıktı. Ankara, İstanbul'da bu büyük şehirlerin içinde. Bu söylediğinize bir ilave daha. Evet. Orada ön seçim yapıldı. Ön seçiminde bu oyların artmasındaki etkisini sakın unutmayın. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü hedefi Nisan referandumunda hayır diyen 17 büyük şehri almak öncelikli olarak. Evet. Yani İstanbul'u ve Ankara'yı da almak. Alacağız inşallah. Evet, alacağız. Yani İstanbul'da bu hedefe ulaşılabilecek evet, mi? Ben ulaşılabileceğini, üstüne bile çıkılabileceğini düşünüyorum. 17 ilin dışında da alabilme ihtimalimiz olan illeri alacağımıza da yürekten inanıyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışkan, başarılı, Sayın Genel Başkan'ın söylediği bir geçmişinde başarı öyküsü olan adaylarıyla ve kenti bilen, yerel yönetimi bilen, insanı tanıyan, insanı öncelleyen adaylarıyla ve sorunları bilen ve çözümlerini bilen adaylarıyla mutlak surette başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Bir kere İstanbul'u kesinlikle alacağız. Yani İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin almaması için hiçbir sebep yok. Niye? Çünkü artık İstanbul'u bıktı. İstanbul'u yönetilemeyen bir şehirden bıktı. Şu an İstanbul'da belediye başkanı kendi İstanbul'un oy verdiği belediye başkanı değil ki. Evet. İstifa etti, başkası geldi. Evet. İstanbul'u diyor ki ben kendi adayımı kendim belirleyeyim, kendim seçeyim. İnşallah o da Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet. olsun.
ve bizi de kendi seçtiğimiz kişiler yönetsin. Onun için vatandaşla biz sürekli beraberiz. Yani ben biliyorsunuz bunları çok medyada paylaşmam ama sokakta hep beraberiz. Taksici de aynı şeyi söylüyor, sabah poğaçacı da aynı şeyi söylüyor, sokakta çiçek satan kadın da aynı şeyi söylüyor. Üniversitelere biliyorsunuz Vekil Kampüs'te diye bir çalışma yapmıştım. Evet. Bütün üniversiteleri gezmeye gayret etmiştim. Oradaki öğrenciler de aynı şeyi söylüyor. Herkes artık durumdan rahatsız. Bir çözüm şarttır ve çözümün adresi de bellidir. Mutlak surette biz başta İstanbul olmak üzere Ankara'yı da diğer içinde 15, diğer 15 ili de alacağız. Evet. Ve İstanbul'da da çok sayıda ilçeyi de alacağız belediyelerini. Şimdi mesela birkaç tanesi çok yakın ara kaybedildi zaten. Onları kesin alırız. Evet. CHP elindeki belediyeleri kaybedebilir endişesi de var. Bir CHP'ye küskün bir seçmen var, CHP'li seçmen var. Diyorsunuz ki CHP'li küskün seçmenin gönlünü kazanabilmemiz için benim gibi CHP'liler aday olmalı. Sadece belediye başkanlıkları değil, meclis üyeleri adayları da CHP'li olmalı. Mutlaka. Tabanın, örgütün mutlaka içine sinen, oradan gelen insanlar olmalı. Böylelikle küskün CHP'liler sandığa geri döner, sandığa küsmezler diyorsunuz. İki, bazı isimler tartışılıyor. Yani kazanma odaklı bazı isimler. Örneğin Muhtar Kent, ünlü bir kola firmasının CEO'su, eski CEO'su. Örneğin Ümit Boyner gibi bazı isimler. Bunlar çok başarılı, kendi alanlarında çok başarılı isimler. Yönettikleri şirketleri dünyanın en önemli holdingleri arasına, şirketler arasına sokmuş isimler. Ancak siyaset başka bir şey. Hele hele CHP'nin adayı olmak başka bir şey. Hele hele CHP tabanına, tabanının gönlünü kazanmak başka bir şey. Böyle olmalı mı? Yani kazanalım da kimle olursa olsun mantığıyla hareket edilmeli mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yetkin kadroları var. İyi yetişmiş insanları var. Cumhuriyet Halk Partisi bugün ülkenin en okuyan, en entelektüel insanlarını bünyesinde barındırıyor. Elbette saydığınız isimlerde, başka bazı isimlerde duyuyoruz. İlçeler içinde bazı holdinglerin sahiplerinin kızları, eşleri, kendileri, adaylık düşündüklerini duyuyoruz. Ama bunların doğru olmadığını çok net olarak altını çizerek söyleyeyim. Bu isimler kendi işlerine başarılı olabilirler. Efendim, kötü insanlar tabii, değiller. Çok, Ümit Boyner falan çok başarılı isimler. Ve biz kendilerinin elbette başarılı olduğunu görüyoruz. Ve takdir ediyoruz. Ama işte herkesin kendi işini yapması gerektiği kanaatindeyim ben. Siyaseti siyasetçiler yapsın ve bu işi emek veren insanlar yapsın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilişiği olmamış. Yoldan geçerken belki bir işte adaylık başvurusunda bulunmuş. O kadar. Başka da hiçbir emeği yok, herhangi bir çalışması yok. O insanların gelip de benim partimde belediye meclis üyesi olması, milletvekili olması, belediye başkanı olması kabul edilemez. Evet. Yani önemli olan emek ve vefa önemli parametrelerdir. Bunların değerlendirileceğini umuyorum. Ve ben bunların da sadece birer söz olarak kalacağı söylenti kanaatindeyim. Mi? Evet, yani bu söylentilerin gerçek olacağı kanaatinde değilim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepimiz en çok, en yüksek oyla Türkiye'deki yerel yönetimleri kazanmaya çalışıyoruz. Çok çalışkan bir yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız var, Sayın Torun. Sayın Sayın Torun da en az hatayla bu süreci atlatmaya gayret ediyor gördüğüm kadarıyla. Çok da çalışıyor. Kendisi de eski belediye başkanı biliyorsunuz. Bu süreçleri çok iyi bildikleri için Sayın Genel Başkanı'nda, Sayın Parti yöneticilerinde böyle şeylere ihtimal vereceğini zannetmiyorum. Evet, yani bunların adaylar sadece adayların kendi oluşturdukları algı olduğu kanaatindeyim. Evet, adaylar CHP'li olacak yani anladığımız kadarıyla. Ben öyle olacağına inanıyorum. Aksi olursa CHP oy kaybeder mi? Partiyi bilen, kenti bilen insanların aday olmasıyla hem kentlinin sorunları çözülür, orada yaşayan kentlinin sorunları çözülür. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının yolu yerelden geçiyor. Onun için biz yerel iktidarı almak zorundayız ki sonra genelde iktidar olalım. Ankara'yı, bunun önünü İstanbul, böyle açarız. Evet, Ankara'yı, İstanbul'u CHP aldığı takdirde önümüzdeki ilk genel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle ülke yönetimini alır mı? İstanbul'u, Ankara'yı alırsak eğer ve Türkiye genelinde o
düşündüğümüz vilayetlerin tamamını alırsak eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki seçimde iktidar olacaktır. Evet. Peki şimdi... Alamasak da iktidar olacağız. Her şartta biz iktidar niyetindeyiz. Evet. Ve amacındayız. İttifak meselesine gelelim. Yerelde ittifak olur mu? Nasıl bir ittifak olur? Formüller tartışılıyor. Değişik değişik formüller var. İYİ Parti'nin, pardon HDP'nin bazı büyük şehirlerde aday çıkarmayacağı söyleniyor. İYİ Parti'nin bazı yerlerde iddiasız bazı adaylar çıkarıp CHP'ye daha fazla hani oy kaymasın diye bazı yerleri feda edeceği söyleniyor. Yani bunlar konuşuluyor ancak bu ittifak meselesi ne olur yerelde? Çok karışık çünkü. Şimdi bu konuda ben söz söyleme yetkinliğine sahip değilim. Partimizin yetkili kadroları bu konuda gerekli açıklamaları yapıyor. Bundan sonra da yapacaktır. Sizce ama şunu soruyorum mesela şimdi bakın CHP'nin aday çıkardığı İstanbul'da İYİ Parti'de bir aday çıkardı diyelim. İYİ Parti'nin alacağı oylar AKP'den değil de daha çok CHP'den olursa CHP kaybetmez mi? Emin olun bütün bu çalışmaları, bütün bu hesaplamaları ve bütün bu düşünceleri emin olun yapıp değerlendirip en doğru adayı belirleyecektir parti. Buna inan yürekten inanıyorum. Evet. İttifak meselesi de en azından yani bütün çok da şu an tartışılacak bir şey değil. Bütün değerlendirmeleri yapıyorlardır. Yani şu olursa nasıl olur, bu olursa nasıl olur, böyle yaparsak nasıl olur. Çünkü artık çok yakınız. İstanbul'u almaya çok yakınız. Biz hani belediye başkanlığına çok yakınız. Onun için en az hatayla bu süreci tamamlayacağımıza eminim. Evet. Adaylar kesin olarak ne zaman açıklanacak? Bilginiz var mı? Yok. Yani Ekim sonu, Kasım başı. Erken açıklanacağı yönünde biz de medyadan sizinle birlikte duyumlar aldık. Evet. Çünkü geçtiğimiz yani 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'un adayı Sayın Sarıgül'ün adı çok geç açıklandı. Evet, denilmişti. Geç açıklanmaması lazım. Artık adayların sokağa çıkıp projelerini anlatması, kendini anlatması, neler yapacağını anlatması ve oradaki kent sakinleriyle daha rahat bir diyalog haline geçmesi açısından adayların bir an önce açıklanması daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hiç böyle anket yoklama yapıldı mı İstanbul'la duyuyorum, ilgili? Duyuyorum ama tabii hani benim bunları açıklayabilme yetkim yok. Ama genel hava anladığım kadarıyla... Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim alacağımız yönünde görüyorum ben. Evet. Peki büyük şehirlerde özellikle çıkacak adaylar ön seçim olmadı diyelim ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi ikinci kriter işte kendi bir başarı öyküsü olan adaylar olmalı demişti. Bu adaylarda bazı isimler tartışılıyor. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Sayın Muharrem İnce gibi isimler. Bu isimler üzerinden tartışma doğru mu sizce? Yani isim mi tartışılmalı yoksa aday profili mi tartışılmalı? Bence aday profili tartışılmalı. Yani nereye nasıl aday gerekli? Yani daha çağdaş, daha aydınlık olan yüzlerin nerelerde aday olarak kullanılması gerektiği, adayın profiline bakmak lazım, şimdiye kadar neler yaptığına bakmak lazım, hitap ettiği kesime bakmak lazım. Biz de zaten evde bu çalışmaları yaptık ve dedik ki umudun, huzurun ve mutluluğun kenti Beşiktaş için hazırız. Evet, sloganınız hazırız mı? Hazırız. Sürekli hazırızı kullanıyorsunuz. Hazırız. Evet, inşallah başarılı olur. Şimdi sosyal medyadan çok fazla soru var. Ne güzel. Diyorlar ki, ya bu milletvekilleri niye yerel seçimler için aday oluyor? Bakın, yani şimdi şunu bir düzeltelim, ben mevcutta milletvekili siz değilim. Siz mevcut değilsiniz. Herkes ama... Herkes onu karıştırıyor. CHP içinden de bu yönde görüşler var. Hatta Umut Orhan bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, mevcut vekillerin belediye başkan adayı olması yasaklansın. Şimdi burada vatandaş diyor ki, ya kardeşim zaten milletvekilisin. Yani o zaman koltuk peşinde mi koşuyorsun? Niye gidip bir de belediye başkanlığına aday oluyorsun? Biz seni seçtik. Meclise git, bizim için yasa yap. Orada bizim sorunlarımızı çöz diye gönderdik. Sen iki sene sonra diyorsun ki hayır, ben sizin iradenizi tanımıyorum. Beni şuradan belediye başkanı seçin. Evet. Şimdi ben önceki şunu söyleyeyim. Şikayetler bu yönde evet. Yani. Şimdi önceki şunu söyleyeyim. Gerçekten bu ülkenin insanları çok güzel. Ve hala benim milletvekili, ben telefonlarda da öyle konuşuyorum. Yani gerçekten benim milletvekili olduğumu zannediyorlar. Hayır, ben
En son seçimlerden sonra milletvekili değilim. Ama parlamento tecrübemi de belediye başkanlığında değerlendirmek, kullanmak evet. istiyorum. Onun da önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ben orada da biliyorsunuz daha çok kent, çevre ve doğa üzerine kadın sorunları, çocuk istismarları konusunda daha çok çalıştım. Ve bu çalışmalarında belediye başkanlığı dönemimde bana faydalı evet. olacağı ve vatandaşa hizmet ederken faydalı olacağı kanaatindeyim. Elbette ki ben de mevcutta görevi olan arkadaşlarımızın görevden ayrılıp böyle bir göreve talip olmalarına evet. Çok sıcak bakmıyorum. Evet. Elbette bireysel bir karardır ama. Son olarak şunu soracağım. Son bir dakikam kaldı. CHP 50 bin avukatla hazır mı? Sandık güvenliği konusu rafa mı kalktı? Ne oldu? Yani CHP'nin hazırlığı yok mu? Bakın şaibe iddiaları, hile, sandıkta bazı oynamaların yapıldığı iddiaları konuşuldu, durdu. Şimdi hiç tartışılmıyor. Nerede 50 bin avukat var mı? Duruyor mu hala o avukatlar? O seçim günü sandıklara sahip çıkacaklar mı? Şimdi şunu öncelikle söylemek isteriz. Sadece avukat arkadaşlarımız değil, biliyorsunuz seçim güvenliğiyle ilgili oy ve ötesi var, üniversiteli gençler grubu var. Çok sayıda grup aslında bu ülkeyi seven, yurtsever insanlar sandıkları evet. korumak için hazır. Tabii yerel seçimlerde bir başka avantajımız daha olacak. Bizler de kendi bölgemizde daha yetkili olarak o evet. sandıklarda en azından sistemi doğrudan akışı kendimize orada sağlayacağımız evet. sistemle ortaya çıkarabiliriz. Sahip çıkacağız diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun. CHP 26. dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ile birlikteydik. Hoşçakalın.